Amerikan basından özetlerle devam ediyoruz. Bugün gazetelerin öne çıkardığı başlıkları Dilge Timoç'un özetliyor. Dilge saldırı Amerikan basında da geniş yankı buldu mu? Amerikan basını elbette geniş yer verdi. Dün Miami'ye bir saat uzaklıktaki Parkland'da bir liseye düzenlenen silahlı saldırıya ve 17 kişinin hayatını kaybetmesine. Miami Herald saldırganın Majorie Stoneman Douglas Lisesi'nin eski öğrencisi 19 yaşındaki Nicholas Cruz olduğunu yazıyor. Zaten bunu bütün haberlerde de görüyoruz. Habere göre Cruz komu oyunu açıklanmayan bir nedenden ötürü okuldan atılmış. Ancak eski sınıf arkadaşlarından birinin açıklamasına göre Cruz'un okuldan atılma nedeni birkaç defa okula mermi getirmiş olmasından kaynaklanabilir. Saldırıdan sonra olay yerinden kaçan ve kaçtıktan yaklaşık bir saat sonra beraberindeki tüfek ve sayısız şarjörle yakalanan Cruz polisin açıklamasına göre okula son derece hazırlıklı gelmiş. Gaz maskesi takan, okula gaz bombası atan ve öğrencileri dışarıya çıkmaya zorlamak için yangın alarmını çalan saldırgan gazeteye göre silahlara karşı aşırı ilgi gösteren çok az arkadaşı olan sorunlu bir genç olarak tanımlanıyor. Sosyal medya hesaplarında havalı tüfeğiyle fareleri ateş etmekle övünen, silah ve bıçaklarla poz veren Cruz'un eski sınıf arkadaşları gazeteye yaptıkları açıklamada olaya çok da şaşırmadıklarını söylüyor. Washington Post Florida'daki lise saldırısının yanı sıra Beyaz Saray avukatı Donald McGahan'ın Başkan Trump'la olan ilişkisiyle ilgili habere yer veriyor. Gazete Avukat McKen'in Başkan Trump'ın adaleti engelleme girişiminde bulunup bulunmadığına da odaklanan Rusya soruşturmasında kilit rol oynadığını yazıyor. McKen bir yandan görev icabı Trump'ı korumaya çalışırken diğer yandan fevri bir mizaca sahip olmasıyla bilinen başkanı sakinleştirme görevi üstlenmiş durumda. McKen'in bu nedenle beyaz sarı içinde her zaman hassas bir denge tutturması gerekiyor. Öte yandan Mackey'nin rolü Beyaz Saray çalışanı Rob eski eşlerine şiddet uyguladığı iddialarıyla istifa etmesiyle bir daha odak noktası oldu. Bunun nedeni Mackey'nin Ocak 2017'de Rob Porter'la ilgili suçlamaları öğrenmesine rağmen Porter'ın görevde kalmaya devam etmesi. New York Times'da Florida'daki saldırının ayrıntıları dışında gazetenin ana sayfasında yer verdiği bir başka haberde Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın istifası ile ilgili. Gazete yolsuzluk iddiaları üzerine partisi Afrika Ulusal Kongresi'nin uyguladığı yoğun baskılar nedeniyle istifa etmek zorunda kalan Zuma'nın ardında zayıflamış bir Güney Afrika bıraktığını kaydediyor. Habere göre Zulu kabilesi mensubu ve gelenekleri gereği çok eşli olan 20 çocuk babası 75 yaşındaki Zuma'nın en başarısız olduğu noktalardan biri bir bağımsızlık ve özgürlük hareketi olarak doğup filizlenen partiye modern bir siyasi parti yapısı kazandıramamış olması. Gazete Zuma iktidarı sırasında Güney Afrika ekonomisinin giderek gerilediğini, işsizlik oranının %25'e tırmandığını, para biriminin hızla değer kaybettiğini hatırlatıyor. Teşekkürler Dilge. Amerikan basından öne çıkan haberleri hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz.